Sapkın dernek ve yapıların organizasyonlarına tepkiler sürüyor. Ankara'da yapılan basın açıklamasında sapkın derneklerin kapatılması istendi. Basın açıklamasından sonra sapkın derneklerin kapatılması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildi. Sapkın bir grubun İstanbul Üniversitesi'nde düzenlemeyi planladığı ahlaksız etkinliğe karşı tepkiler sürüyor bir tepkide Ankara'da kitlesel basın açıklaması düzenleyen sendikalardan geldi. Mil Diyanet Sen'in düzenlediği basın açıklamasına diğer sendikalarda destek verdi. Başkanım ne dediyse, Hayır, o şekilde... Sapkınlığa dur de. Önce ahlak ve maneviyat. Manevi kalkınma şart ve manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma olmaz dövizlerin açıldığı basın açıklaması öncesi Milsen Genel Başkanı Mücahit Çelik bir konuşma yaptı. Bugün buradan İçişleri Bakanlığımıza gideceğiz ve bu sapkın derneklerin kapatılmasına yönelik olarak resmi başvurumuzu, dilekçe hakkımızı kullanacağız. Bugün özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de maalesef son yıllarda önemli ölçüde dış kaynaklı desteklerin yardımıyla faaliyet gösteren bazı sapkın derneklerin aile yapımızı, gençlerimizi hedef aldığını üzülerek takip ediyoruz. Çelik, sapkın dernek ve yapılara karşı şu ana kadar herhangi bir resmi işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Baktığımızda yaptıkları eylemlerin tamamında sapıklığa yönlendirici faaliyetler olmasına karşın bugüne kadar bu derneklerle alakalı olarak resmi bir işlem başlatılmamış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Çelik'in konuşmasının ardından Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül basın açıklamasını okudu. Mantar gibi türeyen LGBT dernekleriyle mücadele etme konusunda dilliğimizi, birliğimizi ve buradaki kararlılığımızı mutlaka ama mutlaka göstereceğiz. Masak raporlarında bile bu derneklere dışarıdan dünya kadar milyonlarca dolar fon aktarıldığını gördüğümüz ve bildiğimiz halde bu derneklere karşı herhangi bir yaptırımın olmamasını açıkçası anlamış değiliz. Bu dernekler ifsat faaliyeti yürütüyorlar. Ahlaki yozlaşmaya karşı çözüm önerisini de dile getiren Gül, çözüm bir an önce ahlak ve maneviyat ilkesinin devlet politikası haline dönüştürülmesinde olduğunu söyledi. Çözüm çok kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en azından manevi ve ahlaki kalkınma yasasının bir an önce çıkartılmasıdır. Zinanın tekrar suç kapsamına alınması lazım. İstanbul Sözleşmesi'ni besleyen ana damar dediğimiz, atar damar dediğimiz 6284 hala duruyor. Dolayısıyla 6284'ün de bir an önce tamamen değiştirilmesi, güncellenmesi, kendi örf, adet ve dini değerlerimize göre en azından isminin de değiştirilerek bir şekilde yeniden güncellenmesi lazım. Çünkü aileler dağılıyor. Açıklamaya destek veren ve kendileri de İçişleri Bakanlığı'na sapkın derneklerin kapatılması için bir dilekçe hazırladıklarını belirten Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak da basın açıklamasının ardından bir konuşma yaptı. Aile yapımıza dinamit koyan LGBT denen sapkın anlayışın sokaklarda etkinlik yapacak hale gelmesi ve buna müsaade edilmesi yüzde %99'u Müslüman olan İnsanımızı, halkımızı büyük üzüntüye koyuyor. Yapılan basın açıklaması sonrası Mil Diyanet, sen cinsel sapkınların derneklerinin kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. Diğer,